Anne babası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun, koronavirüs sonrası gelişen multisistem inflamatuar sendromundan hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen MISK vakalarında artış görülmeye başladığı bildirildi. 6 aylık ile 18 yaş arasında COVID-19 virüsünü atlatan çocuklarda görülmeye başlanan ve birden fazla organı etkileyen multisistem inflamatuar sendromu, aileleri tedirgin ediyor. Medikana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yeşim Çınar Yakar, MISK hakkında bilgi verdi. Uzman Doktor Yeşim Çınar Yakar, pandemide vaka sayılarının arttığı zamanlarda çocukların ağır klinik tablolarla karşılaştıklarını söyledi. COVID-19 pandemisi sırasında görülen vakalar genellikle çocuk hastaların erişkin hastalara göre daha hafif seyrettiği ve hatta asemptomatik seyrettiği yönündeydi. Fakat pandemiyle birlikte hasta sayısı arttıkça bazı çocukların özellikle çok ağır klinik tabloyla geldiğini, yüksek ateşle geldiğini görmeye başladık. Bu hastalar genellikle 6 ay ila 18 yaş arasında herhangi bir yaş grubunda olabiliyor. Her çocukta bunu görmüyoruz. Bu ağır klinik tabloya biz MISC diyoruz. Multiple inflamatuar sendrom. Multiple inflamatuar sendrom nasıl oluyor? Genellikle çocuk enfeksiyonu COVID'e geçirdikten 4 ila 6 hafta sonrasında anormal bir immün yanıt gerçekleşiyor. Bu anormal immün yanıt erişkinlerdeki sitokin fırtınasına çok benziyor. Ve çocuk bu ağır immün yanıtla birlikte organlarında hasara neden oluyor. Genellikle hastalar klinik tablo şu şekilde. Ağır bir yüksek ateş, düşmeyen yüksek ateş sonrasında tutulan organlara göre reaksiyon verebilmekte. Mesela santral sinir sistemini tutuyorsa uykuya meyil, uyku hali, havale geçirebiliyor. Solunum sistemini tutuyorsa solunum sıkıntısı, nefes darlığıyla gelebiliyor. Kardiyovasküler sistemi tutuyorsa hipotansiyon, aritmi görülebiliyor. Bazen işte deri bulgularıyla kendini gösterebiliyor, deri döküntüleri. Ellerde, ayaklarda şişme ve soyulma görülebiliyor. Bu yönüyle aslında biraz Kawasaki'ye benziyor ama Kawasaki'den farklı olarak dediğim gibi 6 ay ila 18 yaş arasındaki herhangi bir yaş grubunda görülebilmekte ve aynı zamanda Kawasaki'den çok daha ağır seyretmekte. Hastalar genellikle çok sık karşılaştığımız bir durum değil. 1/1000'de 2 oranında görmekteyiz ve bu çocuklar genellikle dediğim gibi yüksek ateşle görülüyor. MISC tanısını koyabilmemiz için dediğim yüksek ateş artı en az 2 organ tutulumu, laboratuvarda da inflamasyon parametrelerinin artmış olması gerekiyor ve serolojik olarak da COVID-19 geçirdiğinin kanıtlanması gerekiyor. Bu hastalar aynı zamanda kardiyak olarak %50'si kalp kası tutulumuyla geliyor. Miyokarditle ve hipotansiyon ve şokla ilerleyebiliyor. Bu hastalarda da genellikle yoğun bakım şartlarında takip edilmekte. Hastalığın kesin tanısı konulur konulmaz ivik tedavisi başlanıyor ya sonrasında gerekli görülürse steroid tedavisi de tedaviye eklenmekte. Bu klinik tabloyu aslında yani ailelerin bilmesi çok önemli çünkü erken tanı prognozu çok etkiliyor. Erken ve tanı ve tedavi hayat kurtarıcı.